bir canlı yayın için karşımızda Muratcan Öztürk. O bağlantıyı sağlayabildik. Çok ciddi yağış aldı İstanbul ve şu an hangi bölgedesin, sen bizimle paylaşır mısın ve oradaki durum nedir? Şu anda İstanbul Sultan Gazi'deki Cebeci Mahallesi'nde 2536. sokaktayız ve kameraman arkadaşım Yunus Yaman buradaki manzarayı sizlere an itibariyle gösteriyor. Gördüğünüz gibi 3 sokağın birleşim noktası neredeyse göle dönmüş durumda ve belki de bugünkü sağanak yağışların en fazla etkilediği noktaların başında geliyor. Cebeci Mahallesi'ndeki 2536. sokak ve burada dev bir su birikintisi oluşmuş durumda. Evlerin, bazı apartmanların giriş katlarını su basmış durumda ve daha da vahimi, gördüğünüz gibi hemen karşı tarafta ekranlara girecek şimdi. Bazı araçlar da bu sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 3 tane aracın an itibariyle sular altında kaldığını söyleyebiliriz ve tabii ki yağışlar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bir yandan da burada birikilen suyu boşaltabilmek için, tahliye edebilmek için İSKİ ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Burada vidanjörler yardımıyla su tahliye edilmeye çalışılıyor, ancak an itibariyle gördüğünüz gibi burada bir süre daha bu çalışmaların devam edecek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü su yoğunluğu oldukça fazla. İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlamıştı sağanak yağışlar. Zaten daha önceden uzmanlar tarafından da yetkililer aracılığıyla uyarısı yapılmıştı. Yer yer İstanbul'da, özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışların görüleceği söylenmişti ve bu da gerçekleşti. Çok kısa süreli yağışlar etkisini hissettirdi muhtelif noktalarda, birçok ilçede, ancak bu kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir yağış aldı ki İstanbul. Bu bile yetti aslında buradaki olumsuz manzaraların oluşmasına. Bir yandan trafik yoğunluğu %70'lerin üzerine çıktı ve hala da devam ediyor. Akşam saatlerine doğru, artık mesainin mesai çıkış saatlerine doğru gelmeye başladığımız şu dakikalarda daha da fazla trafik yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki Sultan Gazi'de bazı evler sular altında kaldı, giriş katları, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar mahsur kaldı, park halindeki araçların bu noktada mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki yayalar, sürücüler zor anlar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Şu an çok fazla yağış olmasa da, hafif şekilde etkisini hissettirmeye devam etse de, yine de zaman zaman şiddetlendiğini belirtmekte fayda var. Bu yüzden de şimdiden evlerinden çıkacak olan vatandaşları da uyarmak gerekiyor.